Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün bir önceki videoda lotus kreması tarifi vermiştim. İzlemediyseniz onu izleyin. Önce onu yapın. Sonra da buraya gelin. Mini cheesecake tarifi vereceğim ama lotus'tan. Yani o bisküvinin tadını çok beğendiğimiz için, cheesecake de mükemmel olacağı için böyle güzel bir tarif vereceğim. Her şeyi hızlı hızlı anlatacağım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hemen tarifi anlatmaya geçiyorum. Öncelikle karamelli bisküvi kullanacağım ben. Make with this diye geçiyor. Bu bisküvi çok lezzetli olduğu için bunu kullanıyorum. Lotuslu cheesecake dediğim için de Lotus'la aynı tatlı olduğu için bir önceki videoya giderseniz anlarsınız. Aynı bisküvi kullanıyorum. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Bisküvinin hepsini blender'a aktarıyorum. Bisküvi blenderdan geçiriyorum. Bisküviyi çok fazla küçültmeye de gerek yok. Zaten toz gibi oldu. Video çok uzamasın diye ben 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ettim. Bisküviye ekleyeceğim. Cheesecake'in alt tabakası için tereyağını aktarıyorum. Şimdi bisküvi ve tereyağı karıştıracağım. Tereyağı ve bisküviyi karıştırıyorum. Tereyağı bütün bisküviye geçsin diye güzelce karıştırın. Rengi açık bisküvi rengindeydi. Gördüğünüz gibi karıştığınızda renginden anlayabilirsiniz. Koyulaştı. Yani her yerine gelmiş demektir. Bisküvi hazır. Bisküvi kenarda duracak. Hepsi hazır olsun. Sonra cheesecake'imi yaparak devam edeceğim. Cheesecake'in bisküvi katmanını hazırladık. Şimdi orta katmanını hazırlamaya geçiyorum. Burada bir paket yani 300 gram labne peyniri var. 200 de yetebilir. Ben bol bol olsun diye biraz fazla yapıyorum. Labnelerin hem 200'lük hem 300'lük paketler oluyor. İsterseniz 200'lük de kullanabilirsiniz diye söylemek istedim. 300 gram labne peynirini karıştırma kabıma aktarıyorum. Labne peynirini ekledim. Şimdi bir paket 200 milim krema ekliyorum. Bir su bardağı biraz tadı güzel olsun diye pudra şekeri ekliyorum. Hepsini birden blenderdan geçirmek istediğim için tek tek yapmadım. Lotus kreması kendi yaptığımız bir önceki tarifte gösterdiğim lotus kremasından ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar lotus kremasından ekliyorum. Bu 1. Bu 2. Biraz da kaşıkta kaldığı için bir yarım kaşık daha ekliyorum ben. Geriye kalanı da üstüne krem olarak ayarlayacağım. Onu da birazdan göstereceğim. Toz malzeme olduğu için önce etrafı sıçramamız için çırpıcıyla karıştırıyorum. Çırpıcının en kısık ayarını getirdim. Şimdi çırpıcıdan geçiriyorum. Kıvamı çok güzel bir kıvam oldu. Yumuşak bir kıvamı var. Görüntüde belli oluyordur diye düşünüyorum. Orta katman için karışımımız da hazır. Bisküvi hazırlayacağım için kenara alıyorum. Öncelikle ne yaptığımı göstereyim. Böyle bir kek kalıplarımız var. Böyle mini mini kekler yapılıyor biliyorsunuzdur. Her yerde satılıyor. Çok ucuz şeyler bunlar. Böyle de bir tabağım vardı. Eklemesi kolay olsun diye tabağı kullandım. Tabak yoksa da yapabilirsiniz aslında. Ben işimi sağlam aldım sadece. Şimdilik 6 tane çıkardım. Fazla çıkarsa devamını getireceğim. Tereyağıyla bisküviyi karıştırmıştım. Şimdi alt katmanı hazırlıyorum. 2 tatlı kaşığı yeterli gibi. Hepsini ekliyorum. Altı tane çıktı. Ben iki tane daha hazırladım. Onları da ekliyorum. Ben başta yapmadan önce tam 8 tane çıkarsa yoğur demiştim kendi içimden ve 8 tane tabak hazırlamıştım ama yetmezse diye 6 tane gösterdim. Biz evde 4 kişi olduğumuz için 2'şer tane çıkarmak istemiştim açıkçası. 2'şer tane çıktı. Güzel oldu. Böyle 6 küçük bir çay bardağıyla hepsinin üstüne bastırıyorum. Alt tabakası sert bir tabak olmazsa kalıbımız güzel tutmaz. Onun için güzelce bastırıyorum. Gördüğünüz gibi dümdüz yapıyorum. Hepsini aynı şekilde bastırıyorum. 8 tane mini cheesecake'in alt tabakası hazır. Şimdi teker teker kremasını da ekleyeceğim. Etrafa dökülmesin diye direkt buradan ekliyorum. Ben orta katmanını biraz fazla yaptım. Hem de biraz daha fazla olsun istiyorum. Biraz ekliyorum onun için. Yaptığımı böyle sallıyorum. Dümdüz olması için. Birinci hazır. Hepsini aynı şekilde yapıyorum. Kremasından ekliyorum. Ortalama 1,5-2 yemek kaşığı yetiyor. Kremasını yaptıktan sonra sallıyorum, düzlüyorum. Kaşıkla da böyle dokuna dokuna düzleyebilirsiniz.
İkinci de hazır. Üçüncü de hazır. Şimdi sekizini de hazırlayayım. Sonra devam edeceğim videoma. Krema da tamı tamına yetti. 8 tane cheesecake'in alt tabakası, orta tabakası tamam. Sadece sosu kaldı. Sosu da en son yapacağım. Şimdilik sadece 1 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Çünkü kalıptan çıkarıp sunumunu yapmak için ya da yemek için donması lazım. Bu kıvamda sallanırken yemeyiz. 1 saat sonra videoya devam edeceğim. Şimdi buzdolabına götürüyorum. Lotus kremalı cheesecake yaklaşık 1 saattir donuyor. Yani buzdolabında bekliyor. Ama onları dolaptan çıkarmadım. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Sonra onları dolaptan çıkaracağım. Sunumu hazırlamış olacağım. Şimdi sosunu hazırlamaya geçiyorum. Kremayı cezvede yapacağım. Bir önceki tarifte lotus kreması yapmıştım. O kremada paketin yarısını kullanmıştım. Şimdi geriye kalan yarısını da burada kullanacağım. Eğer siz lotus'u hazır almışsanız kremanın yarısını kullanın. Aynı şeyi yani. Cezvenin içine yarım paket yani 100 milim kremayı aktarıyorum. Ocağın altını açıyorum. Cezveyi yerleştiriyorum. Yüksek ateşte hemen kremayı kaynar hale getireceğim. Lotus kremasından ekleyeceğim ve sosumuz hazır olmuş olacak. Hemen kaynasın sonra lotus kremasından ekleyeyim. Krema kaynadı. Ocağın altını kapadım. Böyle olmasın diye. Kapadım halde oldu ama yapacak bir şey yok. En kısa yere getirdim şimdi. Şu an kremamız kaynar. Şimdi lotus kremasından ekliyorum. Tam miktarını bilmiyorum ama 2 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Şimdi lotus kremasıyla normal kremayı karıştırıyorum. Normalde normal krema eklemesek bu hale gelmez. Yani akışkan bir kıvama gelmesi için ancak bu şekilde yapabiliriz. Sosu güzelce karıştırdım. Sosum hazır. Cheesecake'leri buzdolabından çıkardım. Güzelce donmuşlar. Gördüğünüz gibi oynamıyor yerinden. Şimdi tabağın içinden çıkarıyorum. Kenarından tuttum, çıkardım. Tabaktan çıkardığımı kenara alıyorum. Bir tanesini daha çıkarayım. Kenardan tuttum. Bunu da çıkardım. Bütün hepsini böyle çıkarayım. Sonra soslarımı dökeceğim. 8 tane cheesecake'i de tabağından çıkardım. Şimdi yaptığım sostan ekleyeceğim. Üstüne direkt bu şekilde ekliyorum. Kaşıkla yiyorum. Üstüne süsleme yapacağım için bu şekli önemli değil. Yani tort olması çok önemli değil. Hepsini aynı şekilde soslardan ekliyorum. Bu şekilde tutatıda yapmak daha kolay oluyor. Ama mükemmel bir tadı olduğuna eminim. Çünkü lotus'un tadı, kremanın tadı hepsine ayrı ayrı baktım. Çok lezzetli bir cheesecake oluyor. Lotus'lu mini cheesecake tarifimin ertesi günündeyiz. Dün ben tarifi yaptım, 1 saat dondurdum. Dondurduktan sonra buzdolabından çıkardım, üstüne soslar ekledim. Tam videoyu devam ediyordu ama orada videoyu kameraman kesmiş. Orada yapacak bir şeyim olmadığı için şimdi devam ediyorum. Çok önemli bir şey yoktu. Sadece demiştim ki cheesecake olduğu için yaklaşık 10 saat daha dinlendirmemiz lazım. Derin dondurucuda çünkü cheesecake olduğu için eriyor yani. Cheesecake her zaman beklemesi gereken bir tatlı. Öncelikle kalıbı, şekli yani bütün hepsi birbirine geçmesi lazım katmanların. Onun için ben beklettim. Ben 12 saat değil 20 saat bekletmiş oldum sadece. Şimdi sunumunu yapacağım, sonra tadımını yapacağım, sonra da videoyu bitireceğim. Şekilleri bozulmasın diye kalıplarından, kek kalıplarından çıkarmadım. Sadece birini çıkardım, onu da birazdan yiyeceğim için. Bende böyle bir çakıl taşı süslemesi var. Hepsinin üstüne birazcık ekleyeceğim. Sunumlar hep benzediği için bu sefer farklı bir şey kullanmak istedim. Hepsini dökeyim, sonra üstlerindekini düzenleyeceğim. Lotus'lu mini cheesecake'lerin sunumu. Bence şeker gibi oldular. Tatlı gözüküyor. Katman olarak böyle oldu hepsi. Soldaki gibi. Yiyeceğimiz zaman teker teker çıkarıp yiyeceğiz. Onun için şimdi erimesinler ya da şekilleri bozulmasın diye çıkarmadım. Şimdi lotuslu cheesecake'in tadına bakmaya geçiyorum. Bisküvi, orta katman, lotuslu krema ve süslemesi tadına bakıyorum. Ben sunumda erimesinler ya da şekilleri bozulmasın diye hemen tadımına geçtim. Çünkü görüntüsü çirkin olabilir ama olmadı tabii ki. Ama bir 10 dakika 20 dakika dinlenirse yine bu şekilde olur ama biraz don şu an. Hani don dediğim derin dondurucudan çıktığı için daha yani erimiş dondurma kıvamında değil. Dediğim gibi 10-20 dakika dinlendirin. Sonra tadımına geçin. Tadından bahsedeyim. Önceki tarifte lotus kreması yapmıştım. O bisküvi tadı mükemmel bir şey. Yani krema tadı bisküvi olunca bisküviden çok daha lezzetli olmuştu. Cheesecake'de de aynı bisküviden vardı ve orta
katmanındaki malzemeler lezzetini daha da artırmış. Üst katmanındaki o lotus kreması da aşırı aşırı lezzetli yapmış. Ben bir daha lotus kremasından kesinlikle yapacağım. Yani aşırı lezzetli ve kesinlikle bu cheesecake'ten misafirler olsun ya da canımız çektiğinde olsun kesinlikle yine yapacağım. Çünkü mükemmel bir lezzeti var. Yaz için aşırı aşırı iyi bir tatlı. Kesinlikle yazın denenmesi gereken bir tatlı. Herkese tavsiye ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumlara herkesi bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.